Ben Can Kuşkon. Bugün gidersimde sizlere Corona Renderer'da Corona kamerayla alan derinliği vererek render almayı göstermek istiyorum. Kameralara geliyoruz. Standart kamera içinden Corona kamerayı plan üzerinde sahnemize yerleştiriyoruz. Sahnemizi tanıtayım. Şöyle bir yatak odamız var. Buradaki masa üzerinde çeşitli objeler var. Bunlar üzerinde bu alan derinliği etkisini deneyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, demin de dediğim gibi kameralardan Corona kameraya gelelim ve masanın üzerine plandan şekilde kameramızı yerleştirelim. C tuşuna basıyorum perspektif ekranında ve pan yaparak yukarıya doğru kameramızı kaydırıyoruz. Burada karşımıza değişik objeler çıkıyor. Evet, biraz açımızı değiştirelim. Biraz daha geri alacağım. Şöyle biraz aşağıya. Evet, bu açı uygundur diye düşünüyorum. Şimdi bir çözünürlüğümüzü kontrol edelim. Çok büyük çözünürlük olmasına gerek yok ders işlemek için. 1000 piksel yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, ilk olarak bir alan derinliği vermeden hızlıca bir render alalım ve kadrajımızı görelim. Evet, render hızım bitti. Burada gördüğümüz gibi kadrajımızda bir alan derinliği şu an mevcut değil. Her şey net bir şekilde çıktı. Şimdi alan derinliği verebilmemiz için bizim kamera ayarlarımızdan Depth of Field'ı Enable hale getirmemiz gerekiyor. Bunu açtığımız zaman alan derinliği ortaya çıkacaktır. Bunu yapmanın 3 metodunu bize sunmuş. İlk olarak bizim kameramızın target kısmını nereye yerleştirirsek o kısım net oluyor, diğer kısımlar flu oluyor. Mesela şu an şuradaki iPhone üzerine bir netlik oluşturmak istiyorum. Target'ı tam olarak iPhone'un üzerine getirmem gerekiyor. Şöyle yan görünüşten de telefona bunu hizalamamız gerekiyor. Biraz daha yukarı alacağız. Evet, birinci metot kameranın target'ını buraya getirmek. Ancak bir de şöyle bir durum var. Alan derinliğini ne kadar fazla vermek istiyorsak f-stop değerini o kadar düşürmemiz gerekiyor. İlk etapta bunu 5 olarak ayarlayalım ve tekrardan render alarak sonucu görelim. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz netleşti. Arka taraf çok flu ve ön taraf flu bir şekilde oldu. Bu f değerini 5'ten 2'ye çekelim ve tekrar render alalım. Bu sefer buranın iyice net ve arkaların çok daha fazla flu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet, gördüğümüz gibi f değerini 2'ye düşürdükçe buradaki alan derinliği etkisi çok daha fazla oldu. Yani bu f değerini kontrol ederek bizim sahnemizde aldığımız renderlerdeki alan derinliğinin etkisini arttırabiliyoruz. Şimdi bunu 4'e getirelim. Burada biz ilk yaptığımız metotta kameranın target'ını nereye koyarsak o kısım net, diğer kısımlar flu olacak şekilde bu çalışmayı yaptık. Bunun dışında başka iki metodumuz daha var. Bunlardan bir tanesi Override Focus. Bu da burada gördüğümüz value kısmındaki değeri ne kadar ileriye geriye götürürsek burada ekranımızda, tab ekranımızda gördüğümüz çizginin denk geldiği kısmı netleyecektir. Diğer taraflar flu olacaktır. İsterseniz bir deneme yapalım. Biraz daha şuraya yaklaşalım. Bu sefer de alan derinliğini bizi buradaki kulaklığa hizalayarak tekrar bir render alıp sonucu birlikte görelim. Evet, kulaklığa denk getirmiş olduğumuz çizgilerden dolayı şurada görmüş olduğumuz planda kulaklık net oldu. Diğer taraflar flu oldu. Son bir metodumuz daha var. Bu sefer de object metodu var. Sahnemizde seçmiş olduğumuz herhangi bir objeyi netliyor. Buradan
None kısmına tıklayarak sahnede herhangi bir objeye tıklıyoruz. Zaten buradaki objenin ismi kameradaki obje kutusunun içerisinde çıkıyor. Dolayısıyla net olan kısım bu olacak. Diğer taraflar bu sefer flu olacak. Bu da farklı bir metot. Evet, son metodumuzu da göstermiş olduk. Alan derinliği vererek daha kaliteli, daha gerçekçi renderlar alabilirsiniz. Ama unutmayalım ki alan derinliğini devreye soktuğumuz zaman render süremizde ciddi bir uzama olacaktır. Render süresi artacaktır. Konuyla alakalı tüm sorularınızı eğitim@kuskon.com mail adresine sorabilirsiniz.